Günaydınlar sevgili Radyo Mayıs dinleyicileri. Yeni bir haftanın başlangıcında, yeni bir gönül çeleninde yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi dedik, gönül çelenin çıkış noktası olan engellilerden bahsedeceğiz. Engelliler hayata nasıl bağlanabilir, engellilerin istekleri nelerdir ya da engelliler için neler yapılabilir, onlardan konuşacağız konuklarımla. Bu dünya başka bir dünya. Benim derdim ilgi çekmek de değil. Ama yani insanlara göstermek istiyorum. Sizin engelli değil de bir yere atmaya çalıştığınız kişiler çok şey başarır. Gözlerini kaparsan görürsün. Kulaklarını sıkarsan duyarsın. Susarsan konuşursun. İsmim Çelen Çansoy. 34 yaşındayım ve spastik engelliyim. Spastik engeli biraz açmak gerekirse genellikle doğum sırasında zor doğum ve vakumla çekim sonucu meydana gelen doğum sırasındaki beyin hücrelerinin hasar görmesinden meydana gelen bir engel grubudur. Ülkemizde engelli olmanın zorluklarını ben de yaşıyorum. Her engelli gibi ülkemizde engelli olmak gerçekten çok zor. Çünkü hiçbir şey bize uygun değil baktığımızda mimari engellilere. Geçen haftada hastanedeydim ben. Bazı tahlillerim vardı. Onları yaptırmam gerekiyordu ve hastanede bile bu sorunu yaşadım ben. Dünya ise denize gitmiştim ben. Kumların üstünde yürürken ben, tabii ki kumlarda yürümek zor olduğu için daha da kötü bir hal alıyor yürüyüşüm, ama sonuçta ben yani yürüyüşüm kötüdür diye hiç kendimi kasmam. Sadece yürüyor ve denizime giriyor. Şimdi zor da olsa kumlarda yürüdük. O sırada yürüyüşüm değişik olduğu için bütün gözler bana çevrildi. Yanımda beni taşıyan arkadaş demişti ki, Çelen ne diye bana bakıyorlar? Ben de dedim yani sana bakılmasını istersen beni yanımda taşı. Her şeyde ya. Yani aslında onlar bana bakıyordu ama arkadaş üstü de alındı. Olsun. Denizin içinde de farklı bakışlar oluyor tabii. Bunu hissedebiliyorsun. Yani bakıştan bakışa fark var. Çevremdeki insanlar şöyle bir bakış atıyorlar. Yani engellidir, bak gülmeyi de beceriyor gibi bir düşünce oluşuyor. Yani bak gülüyorlar. Bu dünya başka bir dünya. Ve bakarlar ki adımı nasıl atacak, acaba ayakları nasıldır? Yerine oturduğun zaman işte herkes bekler ki ağzından ne çıkacak, acaba doğru düzgün konuşabilecek mi? Ve zaman zaman ben bunu da yaşadım. Bana dediler ki biz seni böyle bilmezdik. Yani işte engellidir, zaten ayakları tam yere basmaz ya da bastonuyla yürür. Bu konuşmayı da beceremeyiz diye düşünüyorum. Ama işte ben kendimi tanıta bunların böyle olmadığını belli bir kesime gösterdim. Geçenlerde biz arkadaşla Umut'la gittik tiyatroya. Engelli park yerine park etmeye uğraşıyoruz. Oradaki görevli bir bey geldi bize, dedi ki buraya park edemezsiniz. Niye dedim ben de. Ben engelliyim, bakın işte burada da bastonum var. Buraya dediler VIP park edecek ve biz yani Umut'la birbirimize baktık. Tabii şoför Umut'tu ve Umut'un bu kararlılığı da çok hoşuma gitti. Protokol için engelli park yerini boşaltamam dedi ve biz arabayı orada bırakıp tiyatro izlemeye içeriye girebildik yani. Ama düşünceye baktığınız zaman protokol geleceği için engelli park yerini boşaltmamız lazımmış. Espriliyim, hayata
bağlıyım, olumlu bakıyorum. Ama zaman zaman geleceği düşündüğümde tabii ki olumsuzluklar kaplıyor içimi. Şu anda ben ailemi, annemle babamla yaşıyorum. Ve bir aile apartmanında yaşıyorum. Aile apartmanında yaşarken kardeşlerim yanımda oluyor. Ama bu demek değildir ki engelli bir kardeşe sağlam kardeşler bakacak. Onlar bakmaktan tabii ki zevk alırlar. Benim bir yaşamaktan mutluluk duyarlar. Ama ben hiç kimseye bir bağ olmak ya da yük olmak istemem. Bunu da nasıl aşabiliriz açıkçası onu da bilmem. Çünkü ülkemizde engelli olduğunun bütün yük ailenin omuzlarındadır. Aslında pek fazla bir şeyler istemiyoruz. Biraz yasal düzenleme, biraz da engellileri ön plana alma. Yani hep biz geri plandayız, belli başlı günlerde ön plandayız. Ya da işte küçük açılışlarda yapacağız, edeceğiz diye söylentiler olur. Ama bir yere kadar ondan sonra her şey yarıda kalır. Yani hiçbir zaman düşünmemeliyiz. Annenin, babanın yokluğunu ya da kardeşlerin yokluğunu. Çok rahatlıkla bakılmalıyız biz. Yani nasıl yurt dışında bir engelli hayatında her şeyi yaşayabiliyorsa ya da yapabiliyorsa bence ülkemizde de biz artık bunları yapabilmeliyiz ya da yaşayabilmeliyiz. Bu dünya başka bir dünya. Konuğuma dönmeden önce Gönül Çelen'in birinci parçası, başlangıç parçası bizlerle birlikte olacak. Bulutsuzluk özlemi bizler için söyleyecek. Ne olursa olsun yaşamaya mecbursun.